Herkese yeniden merhaba. Dün 20. hikayemizi okurken hikayenin içerisinden bir hikaye daha çıktığını söylemiştim. Toplamda 10 değil de 11 hikaye oldu yani ikinci setimizde. Bunu da okuyalım dedik. Eşşeceratul mağrura, mağrur ağaç, gururlu ağaç. Yine gördüğünüz gibi bir sıfat tamlaması söz konusu. El mağrura sıfattır, eşşeceratu mevsufudur. Evet, yine müenneslikte, marife olmakta, irapta, müfret olmakta birbirlerine uyum sağlamışlar. Daha doğrusu sıfat mevsufuna tabi olmuş. Fi ehadil besatinil cemile. Güzel bostanlardan birinde kânet ta'işu. Yaşıyordu. Mecmu'atun minel eşcar, bir grup ağaç. Ekberuha, onların en büyüğü, en yaşlısı. Şeceratul portakal, portakal ağacıydı. İqterahatil eşcaru en tuayyine meliketen lil bustan. İqterahat, önerdi. El eşcaru, ağaçlar. En tuayyine meliketen lil bostan, bostan için, bahçe için bir kraliçe belirlemeyi, tayin etmeyi önerdiler. Ve ba'de teşavuri, istişareden sonra, fima beyneha, kendi aralarında bir istişareden sonra, ittefakat, anlaştılar. Ne konuda? Ala en tekune, olması konusunda. Kimin? Şeceratul portakal, portakal ağacının olması konusunda fikir birliğine vardılar. İttefaka, ittifak diyoruz ya. Ala ile kullanılır ittefaka. Portakal ağacının hiyel melike, kraliçe olması konusunda fikir birliğine vardılar. Gazabet şeceratul leymun, limon ağacı kızdı. Li enneha kânet tetemenna, çünkü istiyordu. En tekune, olmayı, yani olmasını, hiye, kendisinin olmasını. Meliketel bostan, bostanın kraliçesinin kendisi olmasını istiyordu. Galet şeceratul leymun, limon ağacı dedi ki, se entekimu min şeceratil portakal, portakal ağacından intikam alacağım. İntekame yentekimu. Sarat şeceratul leymun temuddu cüzûrehe litesriqal mâe min şeceratil portakal. Limon ağacı köklerini uzatmaya başladı. Uzatır oldu. Yani sara burada bu anlamı veriyor. Ama ben uzatmaya başladı diyeceğim. Türkçemize daha uygun. Limon ağacı köklerini uzatmaya başladı. Ne için? Litesriqal mâe, suyunu almak için, çalmak için. Min şeceratil portakal, portakal ağacının suyunu almak, çalmak için. Evet. Hatta ceffet, öyle ki kurudu. Sonunda kurudu. Yani böyle yaptı, yaptı, uzattı, uzattı köklerini. Hatta sonunda, nihayetinde yani ceffet kurudu. Evraku şeceratil portakal, portakal ağacının yaprakları. Varaka, evrak. Ve kâmel fellâhu bi kat'iha. Kâme bi ile geldiğinde, kâmeyi çevirmeye gerek yok diye daha önce bir hikayede konuşmuştuk. Bu yaptı anlamındadır. Hangi mastar gelirse bi'den sonra onu yaptı, yani onu demek istiyor. Ve kâmel fellâhu bi kat'iha, çiftçi de onu kesti. Kâmeyi çevirmeye gerek yok, kesti diyoruz. Bu şekilde bitiriyoruz. Kâmenin
bi ile ve mastarla geldiğindeki tercümesi bu şekildedir. Gâme tek başına kullanıldığında ayağa kalktı anlamına gelir. Ayakta durdu anlamına gelir. Fakat bi ile kullanıldığında bu şekilde ve bu kullanımı çok yaygındır. Öğrenmemiz gerekiyor bunu. Çok kullanılır. Hazinetil eşcaru ala kat'i şeceretil portakal. Ağaçlar portakal ağacının kesilmesine üzüldüler. Tekil ve müannes olarak geliyor. Vahtarat seçtiler şeceretel leymoni limon ağacını. Meliketen cedideten yeni kraliçe aleyha kendilerine yeni kraliçe olarak seçtiler. Ma'a enneha rağmen demektir. Ma'a enneha kânet la tuhibbu sevmemelerine rağmen, bakın sevmemelerine rağmen şeceratel leymoni limon ağacını sevmemelerine rağmen kendilerine kraliçe olarak seçtiler diyor onu. İstemerrat şeceratul leymoni fi adetiha seyyi'e. İstemerrat devam etti. Limon ağacı neye devam etti? Fi adetiha seyyi'e, kötü huyuna, kötü adetine devam etti. Fe ahavet başladı. Tesriku çalmaya başladı. Bakın ardından muzari geldi. Evet. Çalmaya başladı, almaya başladı da diyebiliriz. Neyi almaya başladı? Ne almaya? Cüz'en minel ma'il muhassası lil eşcaril uhra. Hepsi birbirine bağlı. Diğer ağaçların payına düşen sudan, suyun diyeceğim izafet için, suyun bir kısmını almaya başladı. Evet. Tekrar. Diğer ağaçların payına düşen, muhassas, onlara mahsus yani. Payına düşen diye serbest çevrilebilir. Diğer ağaçların payına düşen suyun bir kısmını çalmaya başladı, almaya başladı. Kebirat, bu aslında keburat olsa. Evet. Keburat, ağsanu şeceratil leymon. Limon ağacının dalları büyüdü. وَقَوِيَ خَشَبُهَا odunu da güçlendi. Haşep, ahşap. Biz çoğulunu kullanıyoruz. Ahşap diye. Evet. Güçlendi. Yapısı yani. Odunu derken yapısı güçlendi. اَغْسَان bunun tekilinden bahsedelim. Nedir tekili? غُسْن evet. غُسْنُنْ اَغْسَانُنْ dal, dallar. Ve asbahatil eşcarul uhra diğer ağaçlar oldu. Hale geldi. Peki ne oldular? Tad'ufu zayıflar oldular. Yani zayıf hale geldiler. Şey'en fe şey'en yavaş yavaş. Çok önemli bu, çok geçer. Bunu da öğrenmemizde fayda var. Bir kenara yazalım. Böyle değişik ifadeler geçtikçe yazmanızda fayda var. Şey'en fe şey'en yavaş yavaş. Lahaza fark etti. El fellahu çiftçi. Neyi fark etti? Enne şeceratel leymon. Limon ağacının enneyi gördüğüm yerde bu eki koyuyorum. Tercüme sırasında. Evet. Limon ağacının ne yaptığını fark etti bakalım. Ehavet tekburu. Büyümeye başladığını fark etti. Kebura yekburu. Az önce de gelmişti. Esreli gelmişti. Düzeltmiştik onu. Kebura yekburu. Evet. Büyümeye başladığını fark etti. Ve tenmu gelişmeye başladığını. Ala hisabil eşcaril uhra. Diğer ağaçların yerine de. Ala hisabi. Çok önemli bu da. Ala hisabi. Hani kendi büyüyor ama diğerleri zayıflıyor ya. Onların yerine de o büyüyor. Ala hisab yerine. Bu şekilde Türkçe'ye çeviriyorum. Uygun olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Evet, onların yerine de büyüyüp geliştiğini fark etti. Thumma
Arafe sirra fi zalik. Sonra bundaki, bu işteki sırrı anladı. Fekkara qalilan fima yecibu an ya'melehu. Fekkara qalilan, biraz düşündü. Fima yecibu. Fekkara fi ile kullanılır. Ne konuda düşündü? Oraya fi gelir. Fekkara fi. Evet. Fima yecibu, gerekeni. Yani ne yapması gerektiğini diyecek şimdi burada. En ya'melehu, yapması gereken şeyi biraz düşündü. Türkçe'de ne yapması gerektiğini biraz düşündü. Daha uygun. Bu şekilde çeviriyorum. O fec'eten tezekkara enne zevcetehu kad talebet minhu en yasna'a leha davileten masnu'aten minel haşebil gaviy. O fec'eten, birden tezekkara hatırladı. Neyi? Enne zevcetehu kad talebet minhu. Zevcesinin, yani hanımının diyelim, hanımının anne gördüğüm yerde bunu yapıyorum. Ne yaptığını? Talebet minhu, ondan istediğini hatırladı. Aslında kelime kelime anlam verirsek nedir? Anne zevcetehu, hanımı, kad talebet minhu, ondan istemişti. Evet, ama toparlarken, Türkçe'ye çevirirken buna ihtiyacımız var. Hanımının kendisinden istediğini hatırladı. Neyi istediğini? En yasna'a leha. Ona yapmasını. Ne yapmasını? Tavileten masnu'aten minel haşebil gavi. Hepsi birlikte burada. Şöyle yapacağım. Tavileten masnu'aten. Yapılmış bir masa. Neyden yapılmış? Minel haşebil gavi. Sağlam ahşaptan. Sağlam odundan. Ağaçtan diyebiliriz. Yapılmış bir masa istediğini hatırladı. حَمَلَ الْفَلَّاحُ فَأْسَهُ وَقَطَعَ شَجَرَةَ الْلَيْمُونَ لَاحَظَتْ الْأَشْجَارُ أَنَّ عَصَى الْفَأْسِ مَصْنُوعَةٌ مِنْ خَشَبِ شَجَرَةِ الْبُرْتُقَالِ. Çiftçi baltasını aldı ve limon ağacını kesti. La hazatil eşcar, ağaçlar fark etti. Neyi? Enne asal fe'si, baltanın sapının olduğunu. Asa, sap, sopa, baston anlamlarına gelir asa kelimesi. Baltanın sapının olduğunu, masnu'atun yapılmış olduğunu, min haşebi şeceratil portakal, portakal ağacının ahşabından, odunundan yapılmış olduğunu fark ettiler. Limon ağacının sonu da portakal ağacının elinden oldu, yani hayat böyle. Çocuklara bu mesajı veren bir hikaye. فَرِحَتِ الْاَشْجَارُ كَثِيرًا لِأَنَّهَا تَخَلَّصَتْ مِنْ شَجَرَةِ الْلَيْمُونَ. فَرِحَتِ الْاَشْجَارُ, ağaçlar sevindi, كَثِيرًا, çok sevindiler. لِأَنَّهَا تَخَلَّصَتْ, çünkü kurtuldular, ya da kurtuldukları için, böyle yapabiliriz. Kurtuldukları için çok sevindiler. مِنْ شَجَرَةِ الْلَيْمُونَ, limon ağacından. Evet, وَقَالَتْ جَمِيعًا, hep beraber dediler ki, هَذَا جَزَاءُ الْمَغْرُورِ, bu mağrurun cezasıdır. تعاهدت الأشجار على أن تحترم كل واحدة منها صديقتها الأخرى في البستان. تعاهدت الأشجار, ağaçlar sözleştiler, anlaştılar. على أن تحترم, saygı gösterme konusunda, saygı göstermek için anlaştılar. Kullu vahidetin minha, her birinin, sadiqatehel uhra, diğer bir arkadaşına, fil bostani, bostandaki,
Evet. Ağaçlar içlerinden her birinin kullu vahidetin minha. İçlerinden her birinin bostandaki diğer bir arkadaşına saygı göstermesi, saygı duyması konusunda anlaştılar. Ve la teşrabe. Bakalım daha neyi anlaşmışlar? İçmemesi konusunda hissatehe payını, yani o diğer arkadaşının payını, minel mai sudan olan payını. Çok uzamaması için burayı bir daha birleştirip toparlamadım. Asbaha oldu indel fellahi çiftçinin. İnde biliyorsunuz aitlik bildirir. İndi mesela benim var demektir. İndeke senin var. İndena bizim var. Burada da çiftçinin diyeceğim. Tamam. Çiftçinin iyilik ekidir bu, yani sahiplik. Çiftçinin oldu. Ba'de zalike bundan sonra nesi oldu? Bustanun cemilun güzel bir bostanı oldu. Mundu zalikel yevm o günden sonra zalike o anlamı verir. Bu olması için haza o diyorsak zalike. Evet, müzekkerde zalike, müenneste tilke. O günden sonra lem yaqta kesmedi el-fellahu çiftçi şecereten vahideten tek bir ağaç min bostanihi bostanından tek bir ağaç kesmedi. Evet, hikayemiz burada sona erdi. Görsellerimize bakıyoruz. Portakal, portakal demek. Cins olarak portakal demektir. Sayı belirtmez. Ama bir portakal demek istiyorsak, o zaman sayı belirtmesi için sonuna bir T getiririz. Portakaletun yaparız. Bu şekilde cins bildirir. Portakal, sayı yok. Pazardan portakal aldım derken sayı bildirmediğimiz için bu şekilde müzekker kullanırız. Eğer sayı bildirmek istiyorsak bir T getirmemiz gerekir. Yani tek bir portakal yedim gibi bir ifade için T getirilir. Limon, limon. Cüzur, kökler. Haşep, tahta. Tavile, masa. Fes, balta. Asa, sopa, sap dedik hikayemizde. Baston anlamında da kullanılır. Yerine göre anlam verilir. Melike, kraliçe. Fellah, çiftçi. Ceffe, kurudu. İkinci babtandır bu. Muzari ise esreli gelir. Yecifu. Ceffe, yecifu. Evet. Yesriku, çalıyor. Seraka, yesriku. Bu da ikinci babtan. Tenmu, nema yenmu. Büyüyor, gelişiyor. Kavi, güçlü. Daif, güçsüz. Evet. Tam zıttı yani. Canlılarda bu şekilde güçlü, güçsüz. Fakat cansızlarda dayanıklı, dayanıksız, sağlam anlamı verebiliriz. Mesela kavi, sağlam, dayanıklı. Hikayemizde de bu şekilde geçti. Sağlam anlamı verdim. Cansız olduğu için. Cansız derken yani mesela kartal ya da civciv gibi olmadığı için, ahşabının dayanıklı olduğundan bahsetti, sağlam olduğundan bahsetti. Daif de dayanıksız anlamında kullanılır. Evet. Bu şekilde ikinci setimizi tamamen bitirmiş olduk. 11 hikaye oldu. 10 tane de birinci setten okuduk. 21 hikayeyi Allah'ın izniyle okuyup bitirmiş, çevirmiş olduk. İnşallah istifade etmişsinizdir. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun hepiniz.